verdik. Muhtarlarımızın şartlarını düzelttik. Onu da asgari ücretsiz. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Turgutlu'ya çıkarma yaptı. AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı'nın hazırladığı program çerçevesinde ilçeye giden Baybatur, ilk olarak partisinin ilçe başkanlığı ve Bitlisliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda muhtarlar ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Sıcak bir sohbet ortamının oluştuğu kahvaltıda muhtarları tek tek dinleyen Baybatur, gelen talep ve sorunların en kısa zamanda çözüleceğinin sözünü verdi. Yaptığı kısa konuşmada AK Parti hükümeti olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını dile getiren Baybatur, Turgutlu Belediyesi'nin de muhtarların taleplerine duyarsız kalmayıp problemleri çözmek için gayret etmesi gerektiğine dikkati çekti. Bizim dönemimize kadar bizim doğru düzgün yerli ve milli tüfeğimiz bile yoktu ya. Yoğun programında Dereköy Cami Kur'an kursuna geçen Baybatur, burada hafız adaylarıyla keyifli vakit geçirirken öğrencilere dondurma ve meyve suyu ikramında bulundu. Servilitepe Mahallesi Muhtarı Sait Kaya ile bir araya gelmesinin ardından semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip aşure dağıtan Baybatur, şehit piyade onbaşı Onur Karakaya'nın babası İbrahim Karakaya ve annesi Ümmü Karakaya'yı evlerinde ziyaret etti. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri gerçekleşen Atatepe Spor Tesislerinde incelemelerde bulunan Baybatur, genç sporcularla sohbet ederek futbol oynadı. Hadi gelin bakalım şöyle bunlara çekelim. AK Parti Servilitepe Mahalle Başkanlığı tarafından organize edilen üye katılım törenine de katılan Baybatur, AK Parti'ye üye olan 52 kişinin üye formlarını imzaladı. Burada yaptığı konuşmada Turgutlu ilçesinde çok bereketli bir gün geçirdiklerini belirten Baybatur, üye sayılarımızı arttırarak, gönülleri fethederek yolumuza devam ediyoruz dedi. AK Parti'miz üye sayılarıyla zaten Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi, en büyük siyasi partisi. Üye sayımızı da arttırarak, gönülleri de tekrar fethederek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı mübarek olsun. Turgutlu programını mahalle başkanları ve sandık müşahitleri toplantısıyla sürdüren Baybatur, partililerle istişarede bulundu. AK Parti Turgutlu Teşkilatı'nın mahalle ve sandık başkanlarının çok programlı, sistemli ve disiplinli şekilde seçimlere hazırlandığını ifade eden Baybatur, "İnşallah önümüzdeki seçimlerde muhalefet tarafından yapılacak olan her türlü provokasyon ve manipülasyona karşı partililerimiz çok bilinçli. Nasip olursa başkanlarımız sandıklara sahip çıkarak haklarımızı kimseye yedirmeyecekler" diye konuştu. Turgutlu programında milletvekili Baybatur'a AK Parti 22. dönem Manisa milletvekili Süleyman Turgut, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Özkan Satılmış, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, AK Parti Turgutlu Kadın Kolları Başkanı Nevin Baş, AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Hamza Coşkun ve partili yöneticiler katıldı. Biz en azından bizim aile bağlarımızın kuvvetli olması, birbirimizle yardımlaşma kültürü...